Artı TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan günün öne çıkan gelişmeleriyle Artı Ana Haber'de sizlerle beraberiz. Ama öncesinde olduğu gibi sizler için derlediğimiz başlıklarımıza göz atalım. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide değişim hareketini başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla bugün bir araya geldi. Görüşme teklifinin de Kılıçdaroğlu'ndan geldiği belirtiliyor. Arkadaşlarımızın edindiği bilgiye göre de gündem kurultaydı. Bir de İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun divan başkanlığı teklifini kabul ettiği de bir diğer kulis bilgisi değerli izleyiciler. Birazdan arkadaşlarımızın hazırladığı haberlerin detaylarını sizlerle paylaşacağız bu konuya dair. İkinci başlığımızla devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevinden henüz tahliye edilmedi. Avukatlar kararın uygulanmayacağı endişesiyle adli önünde bir açıklama yaptı. O açıklamanın detaylarını da ekranlarımıza getireceğiz birazdan. Şimdi dün gece bir facia yaşandı. Gece saatlerinde Aydın'da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait bir kız yurdunda asansör yere çakıldı. Üstelik öğrencilerin defalarca arızalı demesine rağmen ne yazık ki o asansör onarılmadı ve o asansörlerden birine 16 öğrenci biniyor. Tabii o asansörün yere düşmesiyle birlikte bir öğrenci hayatını kaybediyor. 15 kişi de yaralanıyor. Öğrenciler olay sonrası eylem yaptı. Ölmeye değil, okumaya geldik. Dövizleri taşıdı değerli izleyiciler. Bir sonraki başlığımıza devam ediyoruz. Merkez Bankası faiz arttırdı. Merkez Bankası Para Politika Kurulu faiz kararını bugün açıkladı. Faiz arttırım eğilimi sürdürülerek faiz 500 bas puan arttırıldı. %30'dan %35'e yükseltildi. Uzmanlara göre ekonomide önemli anlamda yavaşlama yaşanacağı belirtiliyor değerli izleyiciler. Son başlığımızla devam ediyoruz. İsrail-Gazze çatışması bugün 20. gününde. İsrail Gazze'nin kuzeyine 7 Ekim'den bu yana kara birlikleriyle en büyük baskını düzenledi diyebiliriz. Tanklar, buldozerler eşliğinde bölgeye girerek Hamas hedeflerini vurdu sevgili izleyiciler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise uluslararası baskılara rağmen kara harekatını hazırlandıklarını bir kez daha iğneledi diyelim. Şimdi başlıklarımızın detayları ve daha fazlası için artan habere başlıyoruz. İlk tabii haberimizde Aydın'da yaşanan o facia, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı kız öğrenci yurdunda Zeren Ertaş isimli öğrenci asansörün aşağı düşmesi sonucu duvar ve asansör boşluğunun arasında kaldı ve öldü. Öğrenciler yaşanan faciayı protesto etmek için Aydın Kent Meydanı'nda oturma eylemi yaptı ve yurt yönetimini ihmale neden olmakla suçladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Aydın'ın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 16 öğrencinin içinde bulunduğu asansör aşağıya düştü. Olay esnasında panik yapan ve asansörden çıkmaya çalışan üniversite 2. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş öldü. Olay anında asansörden çıkmak için aşağı atlayan Ertaş'ın asansör boşluğu ve duvar arasına sıkıştığı öğrenildi. İhbar üzerine yurda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ertaş'ın cansız bedeni yurttan ambulansla taşınırken yaşanan ihmal yurtta kalan öğrenciler tarafından protesto edildi. Öğrencilerle kampüse sevk edilen kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşandı. Artı TV'ye konuşan aynı asansörde olan bir öğrenci bayağı bir düştük. Zeren panik yaptı. Dışarı çıkmaya çalıştı o boşluktan. Ayağı takıldı ve asansörle duvar arasına sıkıştı. Halatlara bakılmış olsaydı düşme yaşanmazdı dedi. Kaybettiğimiz canın ve yaralanan arkadaşlarımızdan dolayı onların sesini getirmek için buradayız. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri yaşanan faciayı protesto etmek için Aydın Kent Meydanı'nda oturma eylemi yaptı. Kaza değil ihmal pankartı açan öğrenciler ölmeye değil okumaya geldik dövizleri taşıdı. Uyuma öğrencine sahip çık. Aydın uyuma öğrencine sahip çık. Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yurt müdürünün görevden alındığı belirtildi.
Evet, Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla devam ediyoruz bültenimize. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 30'dan %35'e yükseltti. Ekonomistler kararı Artı TV'ye değerlendirdi. Faiz artırımıyla enflasyonu önlemek ve ekonomik durgunluğu göze almaktan yana tercih yapıldı dedi. Merkez Bankası enflasyonla ekonomik durgunluk arasında sıkışmış görünüyordu. Faizi daha fazla yükselterek 500 bas puan gibi tercihini enflasyonu önlemekten ve ekonomik durgunluğu göze almaktan yana yaptı. Sı Para Politikaları Kurulu faiz kararını açıkladı. Faiz artırım eğilimi sürdürülerek faiz 500 bas puan artırıldı. %30'dan %35'e yükseltildi. İktisatçı Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu kararı Artı TV'ye değerlendirdi. Kozanoğlu, önceki dönemle daha gerçekçi politikaların hayata geçirildiğini vurguladı. Ekonomide önemli anlamda yavaşlama yaşanacağının altını çizdi. 2024'ün özellikle ilk aylarından itibaren ekonomide çok ciddi bir yavaşlama gözlemleyeceğimizi, tabii buna paralel olarak da enflasyonun artacağını düşünüyorum. Filistin'deki gelişmeler, buna bağlı olarak ham madde ve petrol fiyatlarının yukarı çıkışı enflasyon tehlikesini biraz daha arttırmıştı. İstendiği ölçüde yurt dışından kaynak bulunamadığı bu mevcut faiz oranlarıyla da görülüyordu. Kozanoğlu artan faiz oranlarıyla birlikte kredi kartlarının faizlerinin de artacağına dikkat çekti. Yoksullaşmanın derinleşeceğini söyledi. Kredi kartı harcamalarıyla insanların gelirlerindeki düşüşü borçlanma yoluyla telafi etmeleri kanalı kapanacak. Kredi kartlarını, ihtiyaç kredilerini ancak çok zor duruma düşenler kullanacak. Bu da önümüzdeki dönemlerde takibe düşen borçların yükselmesini, özellikle dar gelirli insanların yaşam standartlarının daha da düşmesini getirecek. İktisatçı Profesör Doktor Murat Birdalsa raporun önceki dönemlere göre daha gerçekçi olduğunu söyledi. Ancak hala istenen noktaya gelinmediğinin altını çizdi. Daha gerçekçi bir rapor olduğunu söylemek lazım. Hala istenen noktada olunmadığını kurulun kendisi de kabul ediyor. Bu anlamda geçmişe göre olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan baktığımızda politika faizinin %35 seviyesine çekilmesi, mevduat faizinin hala bulunduğu seviyeyi düşünürsek 30-35 bandında. Sadece dövizden dönen KKM'lere özel çok yüksek, %70'lere varan faizler verildiğini duyuyoruz. Bir dalda kredi kartı faizlerinin artacağına işaret ederek yoksullaşmanın daha sert hissedileceğini vurguladı. Bildiğiniz gibi son dönemde vatandaş önemli ölçüde kredi kartlarını kullanarak gelirindeki ve satın alma gücündeki eksilmeyi telafi ediyordu. Dolayısıyla bu faiz oranlarındaki artışın etkisinin daha da sert bir şekilde hissedileceğini göreceğiz. Dolayısıyla yoksullaşmanın daha da sert hissedileceği bir döneme giriyoruz. Ekonomi yazarı Musa Ceylan'sa faizin %35 seviyesine çıkarılmasının yeterli olmadığını belirtti. Enflasyon vurgusu yaptı. Bu faiz bir kere yeterli değil mi? Aşama aşama kadem kadem artırıyorlar. Yıl sonu itibariyle de bu %40'a çıkacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki kalan 2 ayda enflasyon faizde 250'şe bas puan artışla %40 civarında çıkartacak. Yıl sonu itibariyle %40'a ulaşan politika faizi acaba yine yeterli olacak mı? Beklenen enflasyona işte bakmak gerekecek. Beklenen enflasyon hala artıyor. Ekonomi politikalarının toplumsal boyutuna işaret etti. Harcamaların azalması enflasyonu düşürecek yapar mı? Yapar. Ama bunun sosyal boyutu var. İnsanları da yoksullaştırmış olursunuz. Harcamaları azaltarak, faizi yükselterek. İnsanlar kredi kartlarıyla harcamaları döndürüyor büyük ölçüde. Kredi kartlarıyla harcamaları azaltacaksınız. Faizlerini yükselteceksiniz. Yani işin bu sosyal boyutunun gelir dağılımı üzerindeki bozucu boyutunu da hesaba katmak gerekiyor.
Ekonomi haberimizde devam ediyoruz. Tabii Merkez Bankası'nın faiz artırması kredi, ek hesap ve kredi kartı faizlerinin daha da artması anlamına geliyor değerli izleyiciler. Yani bu artışta AKP hükümeti hali hazırdaki borçlarını ödeyemeyen yurttaşların borçlarına da zam yapmış oldu. Yurttaş daha öfkeli ve çaresiz bir durumda. Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Hala da yükseltiyorlar. Hı hı. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim ve bunu daha da düşüreceğiz. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle demişti. AKP'li isimler de daha iddialı konuşarak seçim sonrası ekonominin şaha kalkacağını meydanlarda dillendiriyordu. Göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki, etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı da çatlayacak, patlayacak. Hazır mıyız buna? 21 senedir atağa kalkacak dediler. Nerede atağa kalktı? Batağa battı. Bugünse ısınmadan akaryakıta, gıdadan ulaşıma, yaşamın her alanında zam yağmuru hız kesmeden sürüyor. Yapılan zamlar üst üste geliyor. Yetmiyor, artık yurttaşın borcuna da zam yapıldı. Faiz arttırıldı, borçlar yükseldi. Yurttaş öfkeli, çaresiz. Ne düşünebiliriz ki? Böyle bir şey, zaten her şeyi artırıyorlar. Bırakın kredi kartını, faizlerini, ekmeğini, domatesini. Biz ne yapabiliriz bunu? Ne gibi bir şey yapabiliriz? Domates, biber, salatalık. Bunlarla yiyip içiyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. Herhangi bir krediniz var mı? Var. Ona ödemeye çalışıyorsunuz. Emekli maaşından kesiliyor işte. Peki rahat ödeyebiliyor musunuz? Yoksa borçlanıyor musunuz? Nasıl alayım? Neyle ödeyeyim? Hala diyorum ki 7500 lira maaş alıyorum. Şimdi ben çektim 50 bin lira kredi. Nasıl ödeyeceğim ben bunu? Nasıl öderim? 50 bin lira çektiğim zaman 5500 lira ödemesi var. Gittim müracaat ettim. Veriyor banka. Ama bunu ben nasıl ödeyeceğim? Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanların ödeyecekleri borçlar faizde yükseliş olduğu için daha da arttı. Seçim öncesi %8,5 olan politika faizi geçen ayki artışla birlikte %30'a kadar çıkarıldı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu son açıklamayla bu oranı 500 baz puanla %35'e yükseltti. Her gün artık alıştık biz faizlere, zamlara yani. Normal buluyoruz ben artık çünkü her gün zam, faiz. Ya 3 tane kredi kartım var, üstünde de borcum var, yemin ediyorum. Onu çekip ona yatırıyorum, onu çekip ancak askerisini ödeyebiliyorum. Çünkü bizi o hale getirdiler. Bu da sor birine, hangisi ödeyebiliyor bunun için? Hiç kimse ödeyemiyor. Yani insanları öyle bir noktaya getirdiler ki artık ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Peki zamlarla beli bükülen yurttaş artan faiz sonucunda borçlarını nasıl ödeyecek? Zaten buraya kadar borç var gırtlağı, yemin ediyorum sana. Yani kredi bile çekmişim yani, ödeyemiyorum, dönemiyorum çünkü. Kiradır, evdir, gelirdir, yani yetiştiremiyorsun. Yani diyeceğim bu, başka bir şey, her gün zam. Yine zam geliyor, gözümüz aydın. İnşallah daha beter olur. Çalışıyor musun? Peki? Çalışıyorum ama geçinemiyorum. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5000 TL ikramiye verilmesi teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Üstelik çokça eleştirilmesine ve tartışılmasına rağmen emekliler karara tepki gösterdi. Ayrımcılık yapılmasını da eleştirdi. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5000 Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. AKP'nin meclise sunduğu çalışmayan emekliye 5000 lira ikramiye verilmesini düzenleyen 20. madde Meclis Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. AKP'nin bu düzenlemesine göre Ekim 2023'te bir gün bile çalışan emekliler bu düzenlemenin dışında kalacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyelerinin Kasım ayının ilk haftalarında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hem çalışıp hem de emekli olanların bu düzenlemenin dışında kalacağını duyurdu. İyi olmadığını düşünüyoruz yani. Normalde değil. Yani çalışan emeklilere de verilmesi lazım. Onlar para ihtiyaçları olduğu için çalışıyorlar. Bütün emeklilere verilmesi gerekiyor.
eşit olması lazım herkes. Ayrım yapmadan Sayın Cumhurbaşkanımız herkesi bir tutması lazım. Ne durumda emekliler Türkiye'de? Ne durumda? Aç bence. Makarnayla pilavla yaşanıyorsa yaşasınlar. 5000 liralık bir ikramiye verecek. Bu ikramiye bir sefere mahsus verilecek. Peki bu maaşına zam bekleyen emeklinin ihtiyacını karşılar mı? Karşılamaz. Hiç güzel bir şey değil. Biz bekliyoruz. Olmasını istiyoruz yani. Zaten ekonomik belli, durumumuz belli. Öyle. Emekli olarak rahat geçinebiliyor musunuz efendim? Hayır. Hiç de öyle değil. Alamayanlar için kötü. Aslında herkese verilmesi gerekiyordu. İşte iyi değil. Hepsi kıt kanaat geçiniyor. Hele bir de kirası varsa tamamen bitmiş demek. Bence saçma, gereksiz yani. Verilmesi gerekirdi. Yani ayrımcılık oluyor. Bu emekliler keyfinden dolayı çalışmıyor. Bu emekliler evine ekmek götürmek için çalışıyor. Biz çalışırken 35 sene devlete ben gelir vergisi ödedim, değil mi? Benim maaşımdan kesildi. Bu benim hakkım değil mi? Ama maalesef bizi üvey evlat görüyorlar. Artı bir de bundan önceki bayram ikramiyelerinde de aynı sorunu yaşadık. Mahkemeye verildi. Hukuk neyse ki karar verdi ama biz tabii 11 ay sonra aldık bunları. Sefil hayatı yaşıyoruz resmen. Bir markete gidiyorsun, her şeyimi almaya kalkayım desen 3-4 milyar gidiyorsun. Geriye ne kalıyor? Evi olmayanlar var. Bir de onları düşünelim. Kirada olan emekliler evet, var. Evet, bir de onları düşünelim. Verilen sözler yerine getirilmedi. Hangi sözler? Biraz hatırlatır mısınız? Mesela? Emeklilerle ilgili olarak yani evet. Refah düzeyinin yükseltilmesi 2023 hedefleri vardı hükümetin. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Yani zam verecekti, vermedi. Kök maaş dedi, tutturdu. Kök maaşı insanlar yeni öğrendi. Bilmiyordu kimse kök maaş nedir diye. Ama yanlış yani. Hepsi seçim yatırımı bence. ...2024 yılı bütçe görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Görüşmede söz alan HDP Muş Milletvekili ve komisyon sözcüsü Sezai Temelli, bir Cem Yılmaz bütçesine benziyor, komik dedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da devlet bütün gelirini kumara, tefeciliğe ve alkole bağlamış durumda diye konuştu. Çok ilginç bir bütçe, garip bir bütçe. Şaka gibi. Yani Sayın Cevdet Yılmaz burada olsaydı biraz da benzerlikle ilgili şey diyecektim. Bir Cem Yılmaz bütçesine benziyor. Evet, komik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu AKP Samsun Milletvekili Mehmet Buş Başkanlığı'nda toplandı. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifiyle 2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin geneli ve Sayıştay raporları üzerinden görüşmelerin başlandığı komisyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Komisyon toplantısının açılmasının ardından Yılmaz programları nedeniyle ayrıldı. Yılmaz'ın yerine görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan vekalet etti. Görüşmede ilk olarak parti gruplarına söz verildi. HDP Muş Milletvekili ve komisyon sözcüsü Sezai Temelli 2024 bütçesini sert sözlerle eleştirdi. Geçmiş yıllardaki bütçelerde olduğu gibi 2024 bütçesine de baktığımızda toplumsal ihtiyaçları gözetmekten çok sermayenin ihtiyaçlarını gözeten bir bütçeyle karşı karşıyayız. Temelli bütçe hakkının ihlal edildiğini söyledi. Hiçbir öznel durumu değerlendirmeksizin bir bütçeyle karşı karşıyayız. Toplumsal eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmak en önemli hedeflerden biri olması gerekirken demokratik bir anlayıştan olabildiğince uzak bir bütçe karşımızda ve bir kez daha çok net diyebiliriz ki bütçe hakkı ihlal edilmiştir. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da devletin bütün gelirini kumara, tefeciliğe ve alkole bağladığını ileri sürdü. Bu bütçede değerli arkadaşlar 3 temel şey gözüküyor. Birisi şans oyunlarıyla ilgili, diğeri faiz ödemeleriyle ilgili, diğeri de sigara, tütün ve alkolle alınan vergilerle ilgili. Burada şunu söyleyeceğim, yanlış olmaz. Devlet kumarbaz olmuş, devlet tefeci olmuş, devlet alkolik olmuş, bağımlı olmuş. Bunu niye söylüyorum? Birazdan ifade etmeye çalışacağım. Maalesef devlet bütün gelirini kumara, tefeciliğe ve alkole bağlamış durumda.
Siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Ankara'da Ahlatlıbel'de bir araya geldi. Kritik görüşmenin gündemi kurultaydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım'da yapılacak 38. olağan kurultaya sayılı günler kala 28 Mayıs seçimleri sonrasında partide değişim hareketini başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla bir araya geldi. Görüşme davetinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiği öğrenildi. Ankara Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde gerçekleşen görüşmeye ilk olarak İmamoğlu geldi. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Saat 9.40'da başlayan görüşme baş başa gerçekleşti. 50 dakika sürdü. Görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu basın mensuplarına bir açıklama yapmadı. Artı TV'nin edindiği bilgiye göre görüşmenin gündemi kurultaydı. Kulislere göre Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na kurmayları aracılığıyla kurultay divan başkanlığı önerisi götürdü. İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel'i işaret etti. Özel'in de görüşünün alınmasını istedi. Artı gerçekten Seda Taşkın'ın edindiği bilgiye göre ise İmamoğlu divan başkanlığı teklifini kabul etti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye başkanlarıyla da yemekte bir araya geleceği öğrenildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. AKP İl Örgütü'nün Filistin için düzenleyeceği mitingi değerlendiren Karamollaoğlu, Erdoğan güç gösterisi yapıyor, iktidar miting düzenlemez, icraat yapar dedi. Karamollaoğlu muhalefetin Mayıs seçimleri sonrasında ayrı istikamette hareket etmesinin seçmende hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kahvaltılı buluşmada Karamollaoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Filistin sorununun 1947'de İsrail'in kuruluşuyla başladığını belirterek Filistinlilerin kendi topraklarını korumaya çalıştığını ifade etti. AKP İstanbul İl Örgütü'nün cumartesi günü düzenleyeceği mitingi garipsediğini belirten Karamollaoğlu, Tayyip Erdoğan bu mitingi biz tertipliyoruz diyerek güç gösterisi yapıyor. İktidarlar miting yapmazlar, icraatlar yaparlar dedi. Karamollaoğlu ABD'nin İsrail'e verdiği desteği eleştirdi. İktidarı adım atmaya çağırdı. ABD bizim müttefikimizdi. Şu anda karşı taraflardayız. Küreciğin kapatılması gerekiyor. Kürecik gibi bir yerin Türkiye'de olmaması gerekiyor. İncirlik'in bir hükmü kalmadı. İncirlik'te ne var bilmiyorum. İncirlik üstlerinde nükleer silah yok denilmişti. ABD buna karşı ister istemez yeniden bir çeki düzen vermeli. Bu bütün dünyayı ilgilendiriyor. Karamollaoğlu muhalefetin Mayıs seçimlerinde başarısız olmasının ardından dağınık bir tablo sergilediğini söyledi. Bu durumun vatandaş üzerinde olumsuz bir izlenim bıraktığını ifade etti. Muhalefet aslında daha becerikli gözükebilir. O gücünü kaybetti. Muhalefet aynı istikamette yürümüyor. Bu durum vatandaşta hayal kırıklığı oluşturdu. Bu yerel seçimde telafi edilebilir. Muhalefetin yerel seçimde göstereceği başarı iktidara çeki düzen verir. Evet değerli izleyiciler, İsrail ordusu Gazze'de planlanan kara harekat öncesinde kara baskınlarını sürdürüyor. Son olarak dün gece Gazze'ye tanklar dahil zırhlı araçlarla kısmen büyük bir baskın yapıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 2913 çocuk 7028 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker, 1400'ü İsraillinin öldüğünü, 5132 İsraillinin yaralandığını aktardı. Aksa tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 20. gününde de devam ederken İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin birçok noktasını vurmayı gece boyunca sürdürdü. Reuters'ın İsrail ordusu kaynaklarından edindiği bilgiye göre 7 Ekim'deki saldırının ardından Hamas'ın Gazze'de tuttuğu İsrailli rehine sayısı 224'e yükseldi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları Gazze şeridinde İsrail ordusuna ait bir helikopteri hedef aldığını duyurdu. El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yapılan açıklamada Kassam Tugaylarının Gazze'nin orta kesimlerindeki El-Bureyç mülteci kampında bir İsrail helikopterini hedef aldığını belirtti.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre açıklamada Kassam Tugayları El Bureyc'in doğusunda bir İsrail helikopterini SAM-7 füzesiyle vurdu. Savaşçılarımız helikopterin vurulduğunu doğruladı ifadesine yer verildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'deki masum kadın, çocuk ve yaşlıların başkalarının işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılması yanlış dedi. Şu anki önceliğin çatışmayı durdurmak olduğunu belirten Putin, aksi halde çatışmaların Orta Doğu'da aşacak bir noktaya ulaşabileceğini ifade etti. İsrail Ordu Radyosu, kara baskınında Hamas'a ait hedeflere saldırı düzenlediğini, baskın sırasında tank ve zırhlı araçların kullanıldığını duyurdu. Baskının daha öncekileri kıyasla daha büyük olduğu bilgisi paylaşılırken, tankların saldırı sonrasında İsrail'e geri çekildiği belirtildi. İsrail ordusu da operasyonun, savaşın sonraki aşamalarına hazırlık olarak yapıldığını duyurdu. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 2913 çocuk, 7028 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309 asker, 1400 İsraillinin öldüğünü, 5132 İsraillinin yaralandığını aktardı. Değerli izleyiciler, Ermenistan'la devam ediyoruz. Ülkenin başbakanı Paşinyan önümüzdeki günlerde Azerbaycan'la barış anlaşması imzalayabileceklerini söyledi. Karabağ'daki Ermeni gruplarla Azerbaycan arasında yaşanan çatışma sonrası Ermenistan-Azerbaycan barış görüşmeleri kaldığı yerden devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gelecek aylarda Azerbaycan'la bir barış anlaşması imzalamayı ve diplomatik ilişki kurmayı umduklarını yineledi. Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın yakın müttefiki olan Türkiye ile olan sınırını üçüncü ülke vatandaşlarına açmayı umduğunu da dile getirdi. Paşinyan benzer bir açıklamayı geçen hafta Rus haber ajansı TASS'a vermişti. Ermenistan'ın 2023 sonuna kadar Azerbaycan'la bir barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söylemişti. Topraklarındaki tüm Azerbaycan vatandaşlarının can ve mal güvenliğini garanti edeceğini açıklamıştı. Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan'ın desteğiyle Dağlık Karabağ Ermenileri tarafından yönetilen Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolünü ele geçirmek için 19 Eylül'de yıldırım taarruzu başlatmıştı. Dağlık Karabağ'daki 120 bin Ermeninin çoğu Ermenistan'a kaçmıştı. Ülkesinde muhalefetin büyük tepkisini çeken ve günlerce istifa etmesi için eylemler yapılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki durumun normalleşmesine yardımı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu da söylemişti. IŞİD tarafından kaçırılıp Dark Web'de satışa çıkarılan kız çocuğu IŞİD'in Ankara'daki hücre evinden kurtarılmıştı sevgili izleyiciler. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çocuğu aynı aileye teslim ettiği ortaya çıktı. IŞİD'in hücre evinden kurtarılan ezidi kız çocuğunun yeniden IŞİD üyesi aileye verildiği ortaya çıktı. 2017 yılında IŞİD tarafından kaçırılan ve Dark Web'de satışa sunulan Şengalli kız çocuğu, Ankara'da 2021 yılında düzenlenen operasyonla IŞİD'e ait hücre evinden kurtarılmıştı. Artı gerçekten Hayle Gönültaş Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çocuğu kurtarıldığı aileye geri verdiğini ortaya çıkardı. Gönültaş'ın ulaştığı bilgiye göre operasyondan sonra terörle mücadele ekipleri çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Pursaklar Sevgi Evi'ne teslim etmişti. Çocuk eve yerleştirildikten 3 ay sonra IŞİD üyesi aileye gönderilmeye başlandı. Ezidi kız çocuğunu Türkiye'ye kaçıran Sabbah Ali Oruç'un uluslararası insan ticaretinden Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanması beklenirken artı gerçek yeni bir bilgiye ulaştı. Avukatların da eline geçen belgeye göre Ezidi kız çocuğu 21 Haziran 2022 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın onayıyla koruma kararı kaldırılarak Pursaklar Sevgi Evi görevlileri tarafından teslim tutanağıyla IŞİD'li aileye teslim edildi. Ezidi çocuğu kaçırıp satışa çıkaran IŞİD'li sanığın yargılandığı dava Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sivil toplum örgütü avukatlarının mahkemeye katılma talebi ise reddedildi. HDP Kadın Meclisi Meclisleri Sözcüsü Halide Türkoğlu, Türkiye'de ilk defa insan ticareti noktasında bir dava açıldı dedi. Yani bir yandan alıkonulmuş bir gerçeklik var.
yeniden bir yaşam inşa ediliyor ve artık o Ezidi kız çocuğunun gerçek yaşamı değil. Bu zaten başlı başına bir insanlık suçudur. Ezidi kız çocuğunun Türkiye'ye kaçırılması ve derin internette satışa çıkarılmasına ilişkin davanın ilk duruşması Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görüldü. Sivil toplum örgütleri davaya katılma talebinde bulundu. Özgür Hukukçular Derneği avukatı Hülya Yıldırım, yaşananın insanlığa karşı suç olduğunu belirtti. Yıldırım, bizim davaya katılma hakkımız var, bu suç topluma karşı işlenmiştir dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılma talebi kabul edilirken, sivil toplum avukatlarının talebi reddedildi. Tanık olarak dinlenen çocuk evi sosyal çalışanı Kübra Akpınar, bu çocuk alıkonulmuş bir çocuk değil ifadelerini kullandı. Artı gerçek yazarı Hale Gönültaş'ın tanık olarak dinlenmesi talebi ise reddedildi. Dava 18 Ocak 2024 tarihine ertelendi. Ara kararın açıklanmasının ardından basın açıklaması gerçekleşti. Özgür Hukukçular Derneği avukatı Hülya Yıldırım, yargının çocuğun üstün yararını korumadığını söyledi. Katılma talebimiz reddedildi. Oysa soruşturma dosyasını incelediğimizde biz sivil toplum örgütlerinin ve işbirliğini reddeden idarenin ve yargının baktığımızda çocuğun üstün yararını korumadığını, çocuğu tekrar IŞİD'li aileye teslim ettiğini, bugün burada sanık olarak yargılanan kişiyle ve aynı zamanda tanık olarak bulunan IŞİD'li ailenin kadın üyesiyle birlikte çocuğun aynı evde yaşadığını tespit edildiğini gördük. HEDEP Kadın Meclisleri Sözcüsü Halide Türkoğlu ise 2700 Ezidi kadının akıbetinin belli olmadığını ifade etti. 2021 yılında bu davanın başlamasıyla, daha sonra bu meselenin gündeme gelmesiyle birlikte ilk defa Türkiye'de insanlığa karşı suçları reddeden ama aynı zamanda insan ticareti noktasında bir dava açıldı. Bu bizim için önemli. Ama şunun da peşini asla bırakmamamız gerekiyor. Ezidi kadınların yaşamış olduğu bu soykırımla birlikte, alıkonulmayla birlikte en az 2700 Ezidi kadının aslında akıbetinin belli olmadığını da biliyoruz. Tutuklu milletvekili avukat Can Atalay'ın meslektaşları Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi. Basın açıklaması yapan avukatlar bugün Can Atalay'ın tahliyesini bekliyoruz dedi. Aynı saatlerde açıklama yapan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının bir anayasa gereği olduğunu hatırlattı. Can Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi. Bir anayasasızlaştırma dönemi yaşadı, yaşıyor. Avukat Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçilmesine rağmen cezaevinde tutuluyor. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da bugün Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu görüştü. Anayasa Mahkemesi Atalay'ın seçilme hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Kararda Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesi hak ihlali yönünde oy kullandı. 5 üye de ret oyu kullandı. Bir üye ise mazeretli olarak oylamaya katılmadı. Karar Can Atalay'ın tahliyesinin de önünü açıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra Adalet Bakanı'ndan da ilk açıklama geldi. Bakan Tunç, AKP Meclis Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin Can Atalay sorusunu yanıtladı. Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını gördükten sonra açıklama yapmak gerek dedi. Gerekçeli karar doğrultusunda elbette ki işlem yapılır diye konuştu. Kobani davasının 38. duruşmasının 4. oturumu Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu siyasetçi Ayşe Yağcı savunma yaptı. Yağcı 12 yıl önceki dosyasının önüne getirilmesini eleştirdi. Hukuk 21 yıl sonra ayaklar altına alınmıştır dedi. HDP eski eş genel başkanları ve MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobani davasının 38. periyot duruşmasının 4. oturumu Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görüldü. Duruşmada savunma yapan tutuklu siyasetçi Ayşe Yağcı, delil olmamasına rağmen 3 yıldır tutuklu olduğunu vurguladı. Yağcı, savcının ön yargılı bir yaklaşımla mütalaa hazırladığını belirtti. Mahkeme heyetine Kobani olaylarının aydınlatılmasını istiyoruz dedi. Hakkındaki beyanları reddeden Yağcı, dosyayla alakası olmayan tanıkların ifadeleriyle tutuklandığını söyledi.
Olaylardan yaklaşık 6 yıl sonra tutuklanmam hala mahkemeniz tarafından açığa kavuşturulmadı. Bu tutuklanma gerekçesinde 6-8 Ekim olaylarında olduğuma dair tek bir tanık beyanı yok. Bir kez daha her iki tanığın soyut olayla alakası olmayan, gerçek olmayan beyanlarını reddediyorum. Aynı tanıkların ifadeleri sonucu daha önce gözaltına alınan çok sayıda arkadaşımız tahliye olurken biz aynı ifadelerle 3 yıldır tutuklu bırakılıyoruz. Yağcı 21 yıl önceki dosyasının davaya getirilmesini eleştirdi. Bu davanın hangi amaçlarla kurgulandığı açıkça ortadadır dedi. Hakkımda bir şey yokken 2002 yılına ait sicil kaydımı göstermeniz hukuka aykırıdır. Bu vicdansızlık ile hukuk 21 yıl sonra ayaklar altına alınmıştır. Nerede kaldı kişinin masumiyetini gözetmek? Sizler karar verirken ön yargılarla değil hukukun evrensel kurallarına göre karar vermelisiniz. İktidar aklı bizleri eski yargılandığımız dosyalar üzerinde yargılamaya çalışıyor. 21 yıl önceki dosyamı dayanak yaparak değerlendirme yapmayın. Geçmişimden dolayı bir algı oluşturulduğu çok net olarak anlaşılmıştır. 21 yıl önceki dosyamın burada önüme çıkarılması bu davanın hangi amaçlarla kurgulandığını açıkça ortaya çıkartıyor. Yağcı yürüttüğü çalışmaların tamamının siyasi faaliyetler olduğunu ve suç teşkil etmediğini vurguladı. Yasal çerçeveler içerisinde demokratik örgütlenme hakkını kullandığını belirtti. 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili bağının olmadığını ifade eden Yağcı, siyasetçilerin tahliye edilmemesi hukuksuzluktur dedi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı sırasında salon dışında toplanan 8+1 taksi dolmuş sahipleri eylem yaptı. Eylemciler salona girmeye çalışınca arbede çıktı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 çırpıcı sosyal tesislerinde gerçekleşti. Taksiye dönüştürülen taksi dolmuş sahipleri toplantıyı protesto etti. Taksi dolmuş plaka sahipleri 8+1 koltuk sayısıyla yolcu bulamadıklarını, 4+1 taksi statüsüne geçmek istediklerini dile getirdi. Toplantının son bulmasıyla birlikte istedikleri kararın çıkmadığını öğrenen kalabalık salona arka kapıdan girmeye çalıştı. Bariyerleri aşarak salona girmeye çalışan bir kişiyi güvenlik görevlileri son anda yakaladı. Güvenlik görevlileriyle arbede yaşayan kişi kısa süreli baygınlık geçirdi. Dışarıda sloganlar atan kalabalık ellerindeki su şişelerini salona fırlattı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle salon önünde toplanan kalabalık dağıldı. Değerli izleyiciler, her zaman olduğu gibi sırada tabii Artı Gerçeğin hazırladığı günün özeti var. Ama biz burada sizlere veda edeceğiz. Herkese güzel bir akşam diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Söyleyip tekrar kullanıma açtılar. Hatta olayın yaşandığı aynı gün yine asansörde bir arkadaşımız kaldı. Ve yarım saat 45 dakika boyunca o arkadaşımızı çıkarmak için uğraştılar. Ama buna rağmen asansörler kullanılmaya devam ediyor.